Tımarhane'den herkese merhaba. Vatandaşa soracağım yerel seçimlere, belediye seçimlerine. Bir hafta kaldı. Bir hafta kala son durum nedir? Bursa'da nedir son durum? Bakalım başkan değişecek mi yoksa mevcut başkan Ali Nur Aktaş görevine devam edecek mi? Bursalıların kararı ne olacak? Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek? Sorayım mı abiler, seçimlere gidiyoruz. Kararınızı verdiniz mi? Yok seçim soruyorum. Sağ ol. Kararınızı verdiniz mi? Kime oy vereceksiniz? Karar belli bizim. Kime vereceksiniz? Söyleyin, anket yapıyorum. Oyun. Anket yapıyorsun. Aha. Boz Bey. Boz Bey sizin? Boz Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Ablacığım, belediye seçimlerinde kararını verdin mi? Kime oy vereceksin? Verdim tabii. Kime vereceksin? Mustafa Boz Bey. Tamam. Ama Boz Bey, siz de kararınızı verdiniz mi? Kime oy vereceksiniz belediye seçimlerinde? Bizim de Mustafa Boz Bey. Boz Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Kararını verdin mi sen? Abi ben size çok röportaj yapıyorum. Ya yok, anket yapıyorum. Niye lan? Belediye seçimlerinde kime oy vereceksin? Abi hiçbirine vermeyeceğim ya. Niye ya? Birine vermen lazım. Yok be abi, umudum yok ya. Mevcut adaydan memnun musun? Mevcut belediye başkanından memnun musun? Vallahi abi hiç değilim. Hiçbirine mi vermeyecek? Belediye seçimleri bu, genel seçim. Sonuçta bir tercih yapman gerekiyor. Ya abi şimdi ben şu zamana kadar çok oy kullandım. Hani belediye seçimleri başka. Anladım. Yok, farkındayım da. Hala mı vermeyeceksin? Yoksa abi kararsız mısın? Abi herkes kendini düşünüyor be. O yüzden. Peki, tamam, vermeyeceğim diyorsun. Yok, tamam, vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Abicim, belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararınızı verdiniz mi? Evet. Kime oy vereceksiniz? AK Parti'ye. AK Parti'ye mevcut başkan. Evet. Kim? Başkanın ismini biliyor musunuz, belediye başkanı? Mustafa Dündar. Ona ver. Yok, Büyükşehir'de. Yok, bilmiyorum. Ona vereceğim. AK Parti. AK Parti, evet. Önemli değil, evet, AK Parti'ye vereceğim. Tamam. Sana sorayım mı abicim, belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararını verdin mi? Anket yapıyorum da. Adayları biliyorsun. Biliyorum. Mevcut belediye başkanı. Biliyorum. Diğer tarafta diğer adaylar. Biliyorum. Mustafa Boz Bey. Boz Bey, teşekkür ederim. Ablacığım, kararınızı verdin mi belediye seçimlerine? Yok, anlamadım. Kararsız mı değil mi anlamadım. Belediye seçimleri için soruyorum. Kararınızı verdiniz mi? Yok, vermedim. Kararsız. Siz kararınızı verdiniz mi ablacığım? Bilmiyorum abi. Bilmiyorsun. He? Abicim, belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararınızı verdiniz mi? Kim? Benim içimde o. Söyle de. Yok, söylemem. Söyleme, yok. Aman söyleme. Belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararını verdin mi abi? Teşekkür ederim, sağ ol. Kararsızsın. Evet. Tamam, peki. Sen kararını verdin mi abicim? Tamam. Kararsız. Kararını verdin mi? Belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararını verdin mi belediye seçimlerine? Tabii ki. Kim? Boz Bey. Boz Bey, teşekkür ederim, sağ ol. Aman ablacığım, dikkat et. Belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararını verdin mi ablacığım? Hayır, yok, vermedim. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, şöyle. Şöyle geçelim, şöyle. Şöyle. Abicim, belediye seçimleri için anket yapıyorum. Kararını verdin mi? Sağ ol, teşekkür ederim. Kararsız mısın? CHP'ye vereceğim, başkasına vermem. Mustafa Boz Bey. Tabii ki, başkası olamaz zaten. Başkası olamaz. Niye ya? Başka aday da var. Abi. Yok, başkası olamaz. Genç, belediyede oy kullanacak mı? Siz kararınızı verdiniz mi belediye seçimleri için? Verdim. CHP'ye vermiş. CHP. Boz Bey, siz de Boz Bey. Tabii. Abicim, belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararını verdin mi? Belediye seçimlerine. Vermedim, maalesef. Kararsızsın. Şu an kararsız. Adayları biliyorsun. Mevcut belediye başkanı, diğer evet tarafta diğer adaylar. Biliyorum adayları. Bir önceki seçimde kime vermiştin? Bakayım, son güne kadar bekleyeceğim. Bir önceki seçimde kime vermiştin? Kullanmadım. Ha, kullanmadın. Şimdi ama kararsız. Şu anda da aynı o aşağı yukarı o şeye gidiyor yani, karara gidiyor. Yine vermeyeceğim diyorsun. Ona dönüyor yani. Peki, teşekkür ederim. Çünkü size sorabilir miyim belediye seçimleri için? Tamam. İstikrar yok hiçbirinde. Hiçbirinde yok. Belediye başka canım. Mevcut belediye aynen başkanından memnun musun? Ya şu an işte onu, memnun olsam zaten söylerim. Ha. Diğer adayı biliyorsun. Evet. Üçlü aday Mustafa Boz Bey. Evet, evet. Ona ne diyorsun? İşte bakacağız son güne kadar. Tamam. Kolay gelsin. Abicim, belediye seçimleri için. Yok, sağ ol, sağ ol. Tamam. Sen kararını verdin mi abicim? Gençler, kararınızı verdiniz mi belediye seçimleri? Yok abi. Kararsızsın. Siz kararınızı verdiniz mi belediye seçimleri? Yok. Gençler, kararını verdiniz mi? Teşekkür belediye ederim seçimleri için. Sağ olun. Bonjour monsieur. Kararınızı verdiniz mi belediye başkanı? Verdik abi. Kime? Belli değil. Nasıl ya, karar verdin? Kararı verdik abi. Kime vereceksin? Ali Nur Aktaş'a vereceğiz yani. Devam edeceğiz. Devam edeceksin. Devam edeceğiz, tamam, evet. Tamam. Memnunsun belediyenin. Ya memnunuz derken
Ya şu an memnunuz aslında. Ama şu an şöyle söyleyeyim. Alnur Aktaş tabii güzel işler de yaptı. Yapmadığı işler de var. Bozbey'i de tanıyoruz Nilüfer'den. Onunla Bozbey'in mesela Nilüfer'de yaptığı bazı güzel işler var. Bence ortada gidecek diye düşünüyorum mesela. Yani ortada. Benim karar Alnur Aktaş'a vereceğiz. Kulüple bir bağlantı var mı? Ben profesyonel menajerim ben uluslararası. Öyle mi? Tabii ben Süper Lig'de falan. Anladım. Ben uzun yıllar Bursa Spor muhabirliği yaptım ama eski olay döneminde. Evet, Bursa Spor'da da oyuncularımız vardı bizim. Evet, şimdi güzel, yurt dışında falan yaşıyorum. Ben gidip geliyoruz tamam, falan. Tamam, güzel. İyi. Teşekkür ederiz. Sorayım abicim, belediye başkanı için adaylığın kararını verdin mi adaylar? Abi Mustafa Bozbey'den başkasını şaşmaz. Niye ya? Abi. Alnur Aktaş var, mevcut başkan. Abi bırak bunları ya. Niye bırakayım ya? Ben bırakmayayım. Ya şimdi ben nereden başlayayım söylesem sen şaşırırsın. Söyle ya. O zaman hadi. Ya ben kamera burada, mikrofon tamam. Burada abi. Yani yayınlayacaksın mı şimdi? Niye? Tamam. Allah Allah. Bak ben kanalımda, Sokaktaki Adam kanalında kesintisiz yayınlıyorum arkadaşlar. Tamam o zaman. Bak benim şimdi diğer kanallardan farkım bu. Evet tamam. Bak şimdi ben sana şimdi bunların nasıl yolsuzluk yaptığını herkes biliyor. Bak, kanıt lazım şimdi yolsuzluk. Ha ben sana söyleyeyim. Kişiler üzerinde nasıl aklandığını biliyorsun. Sen biliyorsun. Kanıtın herkes var mı? Bak kanıt şimdi demeye gerek yok. Olur mu? Paralar nasıl aklı? İftira olur. Olmaz. Kanıtaman lazım yani. Yani emmi şimdi bu kadar şimdi para nasıl gidiyor? Neden ülke böyle hep alım gücü düşüyor? Neden? Neden düşüyor? Dış güçler. Hayır. Dış güçlerle bir BK sorun herkesin vardır. Olmaz. Hiçbir ülke bir ülkenin. Amerika'nın da dış mirakı yok. Tabii onun da sen bir ister misin? Sen ister misin Amerika güçten? İstemezsin. İstemez. Hiçbir ülke istemez birbirini. Evet. Ha. Burada ne yapayım? Üretime teşvik modeli uygulamadık sürece. Sen şimdi üretim teşvik modeli uygulamazsan ne olur? Yani ne olur? Doları da durduramazsın. İstediğin kadar hile yap. İstediğin kadar kuru durdur. Faiz yükselti biliyorsun. Rekor kırdı %50. Ya dursan ne olur? O geçici. Doların düşmanı ne? Üretim. Sana bir şey soracağım. Buyur. Bu yaşadığımız sıkıntılar var değil mi sıkıntı? Var var. Sorumlusu kim? Abi sorumlusu kim? Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Bunu bilmeyen 5 yaşındaki çocuk bile bilir. Partililer ona rağmen destekliyorlar. Abi şimdi burada bunların şimdi onlara sorsan bunlar iki görüş farklı. Şimdi ona sorsan adam diyecek milliyetçiliği azdırıyor Tayyip Erdoğan. Biliyor çok iyi kullanıyor. Milliyetçilik bayrak. Hayır. Türkiye'nin en büyük zarfı milliyetçiliktir. Anladım. Heh. Din değil mi? Din ikinci plan. Milliyetçiliği kullan istersen her şeyini al götür. Anladım. Her şeyini al götür. Sen emekli misin, çalışıyor musun? Hayır ben çalışanım yani. Çalışıyorsun. Yani. Tamam. Geçinebiliyor musun? Yani çocuklar olmasa zor. Ha çocuklar çalışıyor. Zor. O zaman eve iyi maaş giriyordur ya. Yani çocuklarla beraber bir arada yaparsak yapıyoruz. Zaten havuz oluşturacaksın. Evet yani. Biliyorsun onlarda havuz oluş. Havuz medyası var. Sen de evde havuzu oluştur. Yani şimdi. Sonra oraya balık at. Yani şimdi o şeyin çıktı ya abim mesela Turgut'un. Biliyorsun herkes onun parası olmadığını biliyor. Tayyip Erdoğan. Herkes biliyor yani. Vergi ödemiyorsun, şey ödemiyorsun. Teşekkür yani nereden anlatayım? Teşekkür ederim. Oy tamam. Vereceksiniz belediye seçimlerine oy verin. Karar verdin mi abla? Ben de AK Parti abi. AK Parti'ye mi vereceğim? Evet. Ali Nur Aktaş'a. Evet. Yayınlayacağım sokaktaki adamı. Sen kime verin? Ben şeye, aha bu da. Bozbey'e. Aynen öyle. Ben buyum. Atatürk'süyüm ben. Tamam. Sorayım mı abicim belediye seçimlerinde kararını verdin mi? Siz kararınızı verdiniz mi gençler? Ne? Hükmeten daha büyük Atatürk'sü. Ne? Ne? Söyle bir daha. Bir daha söyle. Ne dedin? Babam Dudut. Atatürk. Evet. Çak bakayım çak. Aferin. Aferin. Tamam. Sen de kararını verdin mi? Verdim. Kime oy vereceksin? Bende kalsın. Tamam bende kalsın. Anket yapıyorum belediye seçimleri. Kararını verdin mi? Verdim. Kime vereceksin belediye seçimlerini? Bursa'da mı? Bursa'da evet. Bozbey'e. Teşekkür ederim. Siz kararınızı verdiniz belediye seçimleri için. Anket yapıyorum belediye seçimleri için. Evet. Kime oy vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu'na. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. Bursa'da evet. Oy kullanmayacaksın. Yok. Ha, tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Bir tane Bursa'dan İmamoğlu'na oy çıktı. Sorayım mı abicim belediye seçimleri için anket yapıyorum. Kararını verdim belediye başkanlığı için. Mustafa Bozbey'e vereceğiz inşallah. Ama onun da bir şey yapacağını pek zannetmiyorum yani. Mustafa Bozbey diyor. Abicim belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararınızı verdiniz mi? Vallahi verdim. Kime vereceksin? Ben mi? Bozbey'li. Tayyip aday değil ama.
Teyzeciğim, Tayyip aday değil. Ama ne yapayım, ben ona vereceğim. Tayyip belediye başkanı biliyorsun, belediye seçimleri yapıyoruz ablacığım. Bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Ha ben de seç. Kim biliyor musun bu adaylar belediye başkanı kim, için? Kim şey değil mi? Dur. Hadi bakalım. Ali Osman. Yok. Yok ya. Hayır. Neydi? Ali Nur Aktaş. Mustafa Bozbey var. Mustafa Bozbey var, Ali Nur Aktaş yok, var. Şey, mesela Sedat Yalçın var, eski AK Parti İl Başkanı. O da şeyin, Refah Partisi'nin şey, belediye Oktay başkanı. Yılmaz. Oktay Yılmaz, şeyin Yıldırım. Değil mi? Yıldırım, ha. Yıldırım. Şeyin ki. Büyükşehir'in Ali Nur. Ali Nur Aktaş olsun. Ona mı vereceğim? Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Ona vereceğim. Sağ olasın. Sağ ol. Sorayım mı abicim, belediye kararını verdin mi belediye başkanı? Şeyin? Tabii ki, Ali Nur Aktaş. Ali Nur, tamam. Her zaman. Gelsin, sağ ol. Her zaman. Evet. Sorayım mı beyler? Bir anket yapıyorum. Belediye başkanı aday kararını verdin mi? Bozbey. Evet. Siz kararınızı verdiniz mi gençler? Tamam. Sen kararını verdin mi abicim? Ablacığım sen kararını verdin mi? Verdim. Kime oy vereceksin? Verdim. Kime oy vereceksin? Verdim şeye. CHP'ye vereceğim. Yani Nilüfer Bey'iniz. Bozbey. Nilüfer'e. Bozbey'e. Aynen. Yani Nilüfer değil CHP. Abim geliyor. Konuşturmayın. Geceleri... Yoksa, yoksa ama anket yapıyorum, soruyorum. Belediye seçimleri... Anketler bitmedi mi efendim? Ya, YSK kararları çıkmadı. Şey bu, şey anketi bu. Şey değil, o diğer ankette anketörlerden değil. Ha anladım. Sokak röportajı hı, bildiğimiz... Kararını verdin mi? Kararımızı zaten vermiştik. Kime veriyorsun belediye başkanlığı için? Biz kararımızı 1923'te verdik. Ya 1923'ü geçin, bugüne gel. Bugün de Cumhuriyet için oy kullanacağız. Şey diyorsun... Cumhuriyet, Cumhuriyet'e kurucu değerleri ya, kim savunuyorsa. Bey, Ali Nur Aktaş mı, Sedat Yalçın mı? Ben kişilere değil, kurumsal Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum oyu. Belediye başkanı isme veriyorum. Ha isim de tabii Büyükşehir'de Mustafa Bozbey. Tabii Mustafa Bozbey. Sağ olun, sağ olun. Abi ben sorayım, belediye için karar verdiniz mi abiciğim? Yok yok, sağ ol. Gençler siz oy kullanacak mısınız? Korkuyor millet ya, konuşma. Olsun. Abiciğim seçimlere gidiyoruz, kararınızı verdiniz mi? Var, varmadık yok. Kararsız. Evet. Kararını verdin mi belediye başkanlığı seçimlerini? Oho çok oldu herhalde. Kime? Bozbey. Bozbey tamam teşekkür ederim. Gelin. Bir aşağı doğru gidelim şimdi. Biraz can dur abi. Tamam. Karar verdin mi belediye seçimlerini? Vermedim. Kararsız tamam teşekkür ederim. Bir saniye size sorayım, belediye başkanlığı seçimlerine doğru gidiyoruz, kararınızı verdiniz mi? Verdik. Verdim. Başkandan memnunuz. Aynı AK Parti. Evet, tabii ki. Ali, evet tabii ki. Teşekkür ederim. Sana sorayım mı kaptan? Seçimlere gidiyoruz. Şey kapat, ben esnaf olduğum için çok yok canım ben şey yapıyoruz ya. Heh. Anket yapıyorum yani. Tabii ki canım yapıldı herhalde. Ha. Evet karar. Kime vereceksin oyunu? Henüz belli değil. Henüz kararsız. Net bir şekilde kararsız değilim ben. Ha. Daha net bir şekilde sandık başına gittiğim zaman o zaman belli olacak. Ha, henüz daha net bir şekilde. Kararsız oluyorsun. Hala da kararsız değil. O kararsız değil. Aslında o bir belirsizlikti şu anda. Anladın mı? Tamam. Belirsizlik, kararsızlık değil, belirsizlik. O bir belirsizlik. Tamam. Ama önemli. Yeni bir şık oluşturuyorum senin için, belirsiz diyorum. Belirsiz, belirsiz diye ama... belirsiz de kararsız kardeşler, bir yani kız bir erkek. Bir, evet, birbirine çok yakın gramerler, kelimeler de. Ne vermiştin bir önceki belediyede? Daha, o da bende bir şey kalsın da tamam. Ama bu dönem seçerisinde mutlu. Tam politika, tam politika. Tam esnaf ya, esnaf adam. Teşekkür ederim, sağ ol. Sorayım mı abicim, kararını verdin mi belediye başkanı? Abi boş ver ya, bana ya. Belediye başkanı için. Yok abi, istemiyorum abi, gidin başkanım. Tamam. Peki tamam. Sen kararını verdin mi abicim belediye başkanı? Yok. Seçimlere gidiyoruz, kararını verdin mi? Vermedim daha. Ha, kararsızsın, kararsızım. Adayları biliyorsun. Biliyorum, biliyorum, hepsinden haberim var. Teşekkürler. Neden kararsızsın ya? Neden konuşmak kararsızsın? İstemiyorum, sağ olun. Abicim sen... kaçtı, direkt kaçtı ya. Direkt kaçtı ya. Ablacığım belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararını şu an hiç vaktim yok. Vaktiniz yok. Vakit çok çok önemli. Vakit çok değerli. Vakit çok değerli. Ablacığım seçimlere gidiyoruz. Kararını verdin mi? Belediye seçimleri için. CHP. CHP. Bozbey diyorsun. Evet. Çünkü ben anlamadım. Sana sorayım mı abicim, seçimlere gidiyoruz. Kararını verdin mi? Girdim. Sen? Bilmiyoruz, daha belli değil. Gençler kararınızı verdiniz mi belediye seçimleri için? Yok hocam. Kararsız. Sizler kararını verdiniz mi belediye seçimleri için? Abi şimdi... Ya isim söyleyeceksin ya. Abi biz CHP'liyiz. Bozbey ya. Sen? Bozbey. Bozbey. Tamam Bozbey arkadaşlar oradan da. Abime sorayım. Kararını verdin mi belediye seçimleri için? Yok baba. Ha, kararsız mısın? Evet karar. Daha önce kime vermiştin bir önceki belediye seçimlerinde? Daha önce Komünist Parti'ye vermiştim. Komünist Parti'nin adayı yok galiba. Olsun. Siz kararınızı verdiniz mi gençler?
CHP. CHP sen? Hiçbir ay yok. Arkadaşlar bu röportajın anketi, bu sonucunu videonun sonunda ekleyeceğim. Sonucu sonunda, ona göre. Yani şey, sayaçtı falan değil. Sonuna kadar izlerseniz sonucu da öğreneceksiniz. Ben de merak ediyorum. Belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararını verdin mi amcacığım? Belli zaten. Kim? Bozbey. Bozbey. Neden? Yakışıklı adam. Yakışıklı, iyiymiş. Sen kararını verdin mi belediye seçimlerine? Verdim. Ne vereceksin? Yeniden Refahiye Partisi'ne vereceğim. Ha, Sedat Yalçın'a vereceksin. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Ablacığım sen? Aynen. O da sen mi Sedat Yalçın? Eşim. Aynen. Eşim oluyor. Cevabını sorayım. Belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararını verdin mi? Gülüm, ben o işlerle ilgilenmiyorum. Ya, oy vermeyecek mi ya? Veririm, o bana ait. Tamam, sana ait. Tamam, tamam. Ayıp ediyorsun ya. Sende kalsın ya. Size sorayım ya. Sonuç söylüyorum ya. Şey, kararsızım abi. Kararsız. Siz evet. De mi kararsızsınız? Evet. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle mi geçiyorsunuz? Belediye seçimlerinde kararını verdin. Kullanmıyorum. Sorayım mı abicim, belediye seçimleri kararını yok, verdin mi? Hayır. Hayır, tamam. Abicim belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararını verdin mi? Neredeyiz şu an? Bitiyorum ha. Şöyle hiç tepki vermeyenlere bitiyorum. Ya bir hayır de, bir şey de, böyle. Enteresan. Hanımlar, size sorayım. Belediye seçimleri için kararınızı verdiniz mi? Evet. Kime? CHP. Siz? Evet. Sizin? CHP. Üç tane. Evet. Bozbey diyorsun. Evet. Sen kime vereceksin? Bozbey'le biz. Bozbey'le, evet. Niye Bozbey? Ya seviyoruz. Seviyorsunuz. Sen teyzeciğim? Hayır. O kime verecek, teyze? Aynı, beraber. Sen de Bozbey. Beraber. Sana az önce sordum değil mi? Sordum, evet. Üç gün, üçüncüye konuşuyoruz da onun için konuşuyoruz. Sordular mı yine? Başka. Ama geçen gün sorduk canım. Ben biliyorum. Biz sorduk yine. Şey, sen ne dersine konuşmuştun? Sana konuşmuştu galiba ya. Evet evet. Abilerime sorayım. Abicim belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararınız no, verdiniz no, mi? No, no, no. Sorry, we don't care. Where are you from? Where are you from? Serbia. Serbia? Yes. Serbia, okay. Okay, Sırbistan'dan gelmişler. Pek Sırba benzemiyorlardı ama. Aynen. Valla. Belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararını verdin mi? Hiç. Hiç? Derken? Seçimlere gidiyoruz. Kararını verdin mi? Verdim. Kime vereceksin? AK Parti'ye vermeyeceğim. AK Parti'ye vermeyeceğim. Ben daha kime vermeyeceğim demiyorum. Kime vereceğim diyorum. Şimdi aslında hep AK Partiliyiz de. Ha, bundan önce verdin. Evet, verdim. Şimdi pişmanlardansın ya, sen. Pişman değilim. Ha. Gene pişman değilim de. Ha. Bu emeklilere, emeklileri ayrı tuttu ya. Ha. Verdi 10 bini yukarı geçmedi. Ama şimdi diyorlar ki son dakikada belki kıyak yapabilir diyorlar. Verirse kazanır. Sen verir misin? Veririm. Ha, para için veririm diyorsun. Para için. Ama para için vermiş olmuyorum. Para için verme değil, öyle değil. Ha. Biraz şey yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Motive etmek lazım. Kimi? İktidarı. Yani iktidarı. Sizi yani, motive edecek. Yani bizim... parayı verirse oyu alır diyorsun. Ya vermese de alır da şimdi biraz nazlanmak gerekiyor. Şimdi neyse, belediyeye kime oy vereceksin? Belediye mecburen AK Parti'ye vereceğim. Az önce vermeyeceğim dedin. Ali Nur. Ya az yok önce vermeyeceğim dedin. Yok anladın yani mı? Dedim ya. Düzeltecek ha. Dedin ya. Ha. Düzeltirse vereceğim. Düzeltirse vereceğim. Ha. Ama biraz şerefsizlik oluyor be. Bugüne kadar düzeltmemiş. Sırf o için, sizin oyunuzu almak için yapıyorsa bu çok samimi değil ya. Pek vicdani değil bu yani. Bilmiyorum, bana öyle geliyor, sen bilmiyorsun. Vicdani değil. Belki ya. Belki oy almak için her zaman yapıyorsa, ne bileyim yani. Ben olsam vallahi belki yani. Belki öyle öngörüyordur, ne ama bileyim ben. Ben iyi değil. Aslında iyi değil. Doğru söylüyorsun. Yani menfaatçilik oluyor. Doğru söylüyorsun ama yani bu arada kal. Arada kaldık yani. Haksızlık var. Vebal değil mi diyor? Haksızlık var bak. Haksızlık var. Adaletsizlik var. Kim peki bu adaletsizliği sağladı? Cumhurbaşkanımız yaptı. Ama sen hala veririm diyorsun. Ya, ben anlamadım ben seni. Verecek kimse yok kardeş. Yapma açıkçası. Ya. Belediye seçimlerine gidiyoruz. Adayları biliyorum bak. Eski AK Parti İl Başkanı yeniden Refah'tan aday. Evet, Sedat biliyorum, Yalçın. Biliyorum. Diğer tarafta Mustafa Dündar var. Evet. Şey, Mustafa Bozbey. Bozbey var. Mustafa evet. Dündar, Osman Gazi AK Osman Parti. Gazi'den eyvallah. Diğer tarafta İYİ Parti'nin adayı var. Selçuk Türkoğlu var. Var oğlu var. Evet. Sen diyorsun ki adam yok. Anlamadım yani. Şimdi çalışacak adam yok. Yok mu? Mesela atıyorum. Mustafa, sana da sorayım abicim. Mustafa gel kardeş, Mustafa gel. Bozbey gelirse çalışmaz mı?
Yoksa iktidar çalıştırmaz mı? Bozmayın Nilüfer'i. Biliyorsun tehdit etti. Biliyorsun tehdit etti Sayın Erdoğan Hatay'da, Ordu'da. Evet. Belediye dedi Hatay'a dedi bak dikkat edin dedi. Ordu'da dedi bizde olmazsa doğalgaz olmaz dedi. Bu Müslümanlığa sar mı tehdit etmek ya? Onu yok. Onu ben duymadım. Duydun. Bilmiyorum. Duymadım. Duydun mu? Her akşam söylüyor. Nasıl duymadın? ATV'yi seyredersen duymadın. Bilmiyorum. Sen şimdi kime oy vereceksin belediyede, onu söyle de ankete ekleyeceğim. Belediyede kime oy vereceksin? Hangi? Çok sen Bozbey mi? Tamam. Çok şey değil abi. Kararsız. Kararsızım yani. Yani. Peki kararlı olmak için daha ne yaşamak istiyorsun? Daha ne olsun? Ama diyorsun izam yaparsa değişebilir. Sakala bakarım diyorsun. Çorbaya bakarım diyorsun. Yok sakala bak. Gel. Yok. Hadi karar ver. Karar. Sen arkadaşa tut bak. Sakala baksın ya. Öyle diyor. Demez. Erdoğan diyor ya, bir şey yaparsa diyor. Verebilirim diyor. Vermeyeceksin işte. Verse de sana mesela 10 lira mı? 100 lira verse yine olmaz. Sen kime oy vereceksin abicim ben, seçimde belediyede? Belediye Mustafa Bozbey. Mustafa Bozbey. Hepimiz. Sen kararsızsın. Ekonomi önemli kardeş. Ama belediye bir seçiyoruz abi. Ekonomi Cumhurbaşkanı yani. Seçmiyoruz. Cumhurbaşkanı seçmiyorum dayı. Biraz bir ders vermek gerekmiyor mu kardeş? Tamam işte dersi sandıkta vereceksin. Sandıkta vereceksin dersi be dayı. Duydun değil mi? Ah, abi Ceyran'da mı kaldın sen? Ne yaptın ya? Sen şeyde kalmışsın. Sen gece üstün açık kalmışsın. Ben aradayım kardeş. Aradayım. Karar veremiyor. Karar veremiyor. Karar vereceksin işte. Sen emeklisen kararını vereceksin. İkinize de sorayım. Hep AK Parti'ye verdim. Ama pişman da değil. Pişman da değil. Bir şey söyleyeyim ama vicdan azabı duymuyor musun? Bak senin verdiğin oylarla bugüne geldik. AK Parti'ye ben de AK Parti'ye verdim. Yok çok da güzel çalıştı. Hayır. İki dönem hiç çalıştı. İki dönem. Ve sen verdin mi AK Parti'ye? İki dönem verdim. Pişman mısın? Şimdi verdiğime pişmanım. Pişman mısın? Bizimle dalga geçiyor. Tabii seninle dalga geçiyor. Sen uyuyor mu dayı? Niye dalga geçiyor? Parada. Ben bunlara para vermem diyor. Öbür emekliye verir misin? Bu kadar verirse diyor veririm oyunu yok, diyor. Yok yine vermez. O zaman da satmış olmuyor mu oyunu ya? Satıyor. Sen parayı ne satmış oluyorsun o zaman oyunu? Bugün de geldiler. Bugün kapıya geldiler. Mecbur verecek. Vermeyecek işte. Verecek. Kapıya da vermeyecek. Olmadı kardeşim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gençler gelin. Baba konuşmuyorum. Karar verdin mi? Kime oy vereceksin belediyede? Abi ola kime oy vereceğim? Onun şu anda kesin karar vermedim. Bursa'da oy kullanacağım. Adayları biliyorsun. Adaları biliyorum. Ne bekliyorsun karar için? CHP var, A Parti var, tamam, Deva Partisi var. Kime vereceksin? Kesin kararını hala vermedim. Hayır, ama. Kararsızsın daha, tamam. Ama bence ben yine CHP'yi tercih ediyorum çünkü. CHP'yi daha önce verdin mi CHP'yi? Biz A Parti'ye çok verdik ama sonumuz emeklimizi girdik. Hala kiramızı ödeyemiyor yani. Tamam ama daha önce hep AK Parti'ye verdik diyor. Şimdi Erdoğan son dakikada size bir kıyak yaparsa emeklilere. Vallahi verir misin? Döner misin? Vallahi yine de yapmam. Yapmam diyorsun. Demince de düşünmezsin. Tamam, Bozbey mi diyorsun? Evet, evet. Tamam, Bozbey tercihimiz o beyin. Teşekkür ederim. Sahili veremler öyle ama. Teyzeciğim seçimlere gidiyoruz. Kararını verdin mi? Kime oy vereceğim belediyede? Teşekkür ederim. Ben takip et. Abone ol. Konuşmak istemiyorum. Yok, ama sen oy kullanacaksın değil mi? Kullanacağım tabii. Hangi belediye başkanına vereceksin adaya? Belli değil, daha düşünemedim. Kararsızım. Daha önce kime vermiştin? Daha önce AK Parti'ye vermiştim. AK Parti ama bu sefer kararsız. Evet, diyorsun. Kararsız. Neden kararsız oldun ya? AK Parti hala iktidarda. Belediye başkanı. Olsun ama memnun değil misin? Emin değilim artık. Memnun musun biz? Şu anda değilim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de sorayım abicim. Seçim anketi yapıyorum. Evet. Kime oy vereceksin belediyeye? Bozbey'e. Bozbey'e siz? Aynı. Değişmedi. Ablacığım teşekkür ederim. Size sorayım. Belediyede kime oy vereceksin belediye seçimlerinde? Bozbey. Hangisi çatarsa? Sen. Neredesin Bilal Dere'ye kaybettin? Hangisi çatarsa ona vereceğim. Nasıl hangisi çatarsa ya? Ne çatıyorsun? Sen daha önce kime oy verdin? Ben mi? Belediye ama şey ya Tayyip Erdoğan'a. Aynen. Şimdi kime vereceksin? Cana aynı ona vereceğim. Memnun musun? Memnunum. Vallahi çok memnunum. Zam var diyorlar be ablacığım. İstersen olsun. Ne olursa İsterse olsun. Ne olursa olsun. Batarsa batsın diyorsun. Yeter ki yeterse olsun. O Erdoğan olsun. Erdoğan olsun. Ha. Seviyorum diyorsun Erdoğan. Çok seviyorum. Çok. O da seni seviyor mu? Seviyorum. O da seviyor. Seni seviyor mu? Ooo seviyor vallahi. O zam yapmadı size emeklere. Ne? Emeklere zam vermedi. Vermezsin. Ya yeter. Onun öyle bir duruşu yeter. Yeter diyor. Öyle bir duruşu tamam, yeter. Ablacığım, belediye seçimlerine gidiyoruz. Belediye başkanı Mustafa Bozbey. Bozbey'e neden? Mustafa Bozbey istiyorum ben. Neden? Benim kulaklarım biraz ağır işte. Neden? Benim adım mı? Yok. Neden Bozbey'e vereceksin? Onun olmasını istiyorum. Onlardan daha memnunum. Tamam teşekkür ederim. AK Parti'den memnun değilim. Teşekkür ederim. 1500 lira. Dula 1500 lira bayram parası ödüyor, 1500 lira ne olacak ki? Anladım, teşekkür ederim.
Yani 10 bin lira bile yok maaş. Siz kararınızı verdiniz belediye seçimlerinde. Tabii Bozbey'e vereceğiz. Evet. 10 bin lira bile yok maaşım. 10 bin lira bile yok. Eşimi kaybettim. Nasıl geçineyim? 400 lira kıymanın kilosu. 10 bin lira maaş almıyorum ki. Yani yeter artık milletin izniye çekmesin, yeter yani. Daha önce oy vermiş mi? Ben CHP'ye vereceğim. Daha önce oy verdin mi? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Daha önce AK Parti'ye oy verdin mi AK Parti'ye? He? Oy verdin mi AK Parti'ye? Bırak benim ağrıştı. Tamam. AK Parti'ye daha önce oy verdin mi AK Parti'ye? Vermedim. Vermedim. Tamam. Hiç vermedim. Tamam. Ben CHP'liyim. Tamam abi. Ben neyse. Sorayım mı abicim? Ne soracağız? Neredesin? Belediye seçimlerine gidiyoruz. Karar verdin mi kime oy vereceğini? İyi Parti. İyi Parti. İyi evet. Parti'yle Selçuk Türkoğlu'na. Evet, Selçuk Türk, Selçuk Türk. Bir de Ayhan Özbey'e vereceğim. Tamam. İnşallah. Abiciğim, belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararını verdin mi? Verdim. Kime oy vereceksin? Bozbey'e. Bozbey'e. Evet. Neden? İyi yani, işte Bozbey tecrübeli bir belediye başkanıdır. 20 yıl Nilüfer'de yaptıkları belli. Aynı şeyi Büyükşehir'de de ilerletecek ondan yani. Teşekkür ederim. Evet, sağ ol. Ablacığım, belediye seçimlerine gidiyoruz. Karar verdin mi? Yok. Ablam kararsız. Abicim, seçimlere gidiyoruz. Kararınızı verdiniz mi? Belediye başkanlığı? Şu anda ilgilenmiyorum. Şimdi belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararı tamam. Verdin mi? Ha? Yok, kararsız. Kararsız bir hayli fazla. Tamam. Ya nereye gidiyorsun Bilal? Tamam, hayır tamam, boş ver. Abiciğim, belediye seçimlerine gidiyoruz. Kararınızı verdiniz mi? Belediye seçimlerine. Kararını verdin mi? Kararsız. Kararını verdin mi belediye seçimleri için? Vermedim. Siz kararınızı verdiniz belediye seçimleri için? Vermedim. Abi sen kararını verdin mi? Ya o benim kararım kardeşim. Soruyorum ya, anket yapıyorum. O benim kararım ya. Sandığın başına vardım lan, ben bilirim. Tamam. Vallahi olsun ya. Var, hayatta var bu tür insanlar. Hanımlar, kararınızı verdiniz mi belediye seçimleri için? Gezeciğim, siz karar verdiniz mi? Vermedim. Yok, daha düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz kararınızı. Düşünün bakalım. Siz kararınızı verdiniz mi abicim? Belediye seçimleri için? Vermedik. Siz karar verdiniz. Hiç vermedim. Kararsızsınız. Karar verdin mi abicim belediye seçimleri için? Yabancı ben. Ya yabancı, tamam. Karar verdin mi belediye seçimlerinde? Vallahi bilmiyorum abi ama vermeyeceğim, hiçbirine vermeyeceğim. Niye ya? Vermeyeceğim memnun abi. Mu? Mevcut belediye başkanı memnun değil misin? Ya değilim ama hiçbirinden memnun mesela değilim bunları. Mesela diğer tarafta Bozbey var. Şey var, eski AK Parti il başkanı yeniden şey, reform. Yok AK Parti'ye oy vermeye düşünmüyorum ya. Daha önce verdin abi mi? Verdim. Ha, verdim ama pişmanım tabii. Bu emekliyim. Ya, ya gelirimiz düştü. Yani fakirleştik. Fakirleştik. Şimdi Sakıp Sabancı'nın kızı Güler Sabancı geçenlerde gazetede bir açıklama yaptı. Fakirleşerek zenginlemek olmaz dedi. Çünkü biz fakirleşerek zenginleşiyoruz diyorlar bize. Son seçimde de verdin mi AK Parti'ye? Verdim. Verdim. Peki şimdi diyorlar ki son dakikada Sayın Erdoğan böyle önümüzdeki yok, hafta inanmam, zam yapar. Kanmam. Artık verse vermem diyor. Yok, 5 bin lirada zam verse vermem, 10 bin lirada zam verse vermem. Peki kararın nedir? Yani hala mı kararsızsın yoksa adaylığı yok, biliyorsun? Yok. Şey, AK Parti'ye vereceğiz abi. AK Parti'ye. Evet, AK Parti'ye bitti. Şimdi diyecek ki. Evet. Aynen, evet. 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 Teyze gibi oldu. Emekli maaşlarını yarın sabah açıklasın. 20 bin lira yaptım dese de vermeyeceğim. Çünkü yapılan zamda devrisi gün her şeye üst üste zam geliyor. Değişen bir şey olmuyor. Çünkü bu adam dengeleri bozdu. Belediyeler şu anda rantla dönüyor. Rant sistemiyle. Tamam, senle bitiriyorum raporu. Estağfurullah, rica ederim. Tamam abi. Şimdi oy verdim diyorsun. Son seçimde de verdim Cumhurbaşkanı. Evet, evet. Vicdanen kendini suçlu hissediyor musun? Hissediyorum tabii. Evet. Vebal var. Diyorsun. Vebal var tabii ki. Kesinlikle var. Çünkü çaldıklarını görüyorum. Yani rantın döndüğünü hissediyorum ve görüyorum. Ama kararsızım diyorsun. Artık karar vermek için yok, kararı artık verdim artık. Ha, bunlara kime oy yok. Tamam, onlara ama isim ha olarak söyle de ben o isim şeye olarak isim söyle de ben oraya yazayım. Cemaat adı altındaki hiçbir partilere bundan sonra oy vermeyeceğim. Tamam. Cemaati takip edenlerle. Burası yürüyor. Tamam. Mesela yeniden refah vermem. Yeniden refah.
adayı? Yok ben mi? Ona da vermem. CHP vereceğim evet. Mustafa Bozbey. Abi sen söyleme Mustafa Bozbey diyorsun evet. Ya. Yok ben söyleme olur mu? Sen Abdullah söylettiriyorsun değil mi abi? Söyletmedim yok, ben mi söyledim? Hayır canım ben kendi gönlümle söyledim onu. Hepsini, en sonunda evet. Ben de Mustafa Bozbey. Mustafa Bozbey. Şey Bozbey mi verdin? Evet. Tamam teşekkür ederim. İstediğin şeyde özgürsün. Ben de Mustafa Bozbey. Kararını verdin mi belediye seçimlerde? Verdim. Kime vereceksin? Belli değil. Bozbey. Belli değil. Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar tımarhanede bugün anket yaptım. Son anket. Bir hafta var seçimlere. Artık karar sizin. İşte sonuçları da ekliyorum hemen şuraya. Ben şeyi anonsu bitirdikten sonra siz sonuçları da görmeye başlayacaksınız. Ben de merak ediyorum ne oldu ama galiba gözlemlerimden yola çıkarak kararsızlar ve Mustafa Bozbey bayağı bir hayli farklı. Şu mesafede sordum arkadaşlar. Hemen hemen hep farklı insanlar. Bilmiyorum sayı kaç, ne kadar kaç kişi olduğunu bilmiyorum ama Mustafa Bozbey farklı ve ikinci sırada kararsızlar var. Kararsızların sayısını da küçümsememek gerekiyor. Bakalım dediğim gibi bir hafta kaldı seçimlere, belediye seçimlerine, yerel seçimlerde Mustafa Bozbey yani AK Parti'nin hegemonyasına büyükşehirde son verebilecek mi? Yoksa Ali Nur Aktaş AK Parti'nin hegemonyasına devam edecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Akşama Bilal abinizle birlikte canlı yayınım var. Gündemi konuşacağız. Çok enteresan bir sohbet söyleşi olacak. Yapacak çok önemli bir şeyiniz yoksa, işiniz yoksa gelin akşama birlikte konuşalım. Eteklerimizde biriken taşları dökelim ve gündemi değerlendirelim. Görüşmek üzere.